İyi pazarlar. Gökay Kalaycıoğlu ile Ulusal Masa yine bomba gibi bir konukla, bomba gibi bir isimle karşınızda. Güzel, keyifli bir pazar olsun. Günün ilk yarısını yavaş yavaş tamamlamaya başladığımız şu dakikalarda günün ikinci yarısı için güzel bir enerji toparlamaya bir saatlik bir mola. Ulusal Masa sizler için çok kıymetli bir konuğum var. Türk televizyonculuğuna, medyaya adını altın harflerle yazdırmış özel bir isim. Hem bir seslendirme sanatçısı, hem oyuncu, hem yönetmen. Sevgili Tamer Karadağlı bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasıl keyifler? Gayet güzel. Şimdi yayın öncesinde konuşuyorduk. Göz yayına laf ederler kesin dediniz değil mi? Evet, evet. Ama o sizin artık böyle bir alışıla gelen bir durum değil mi? Gözlükle kendinizi daha korunaklı mı hissediyorsunuz? Nedir yok, bu? Yok, gözlerim bozuk. Ha. Bu güneş gözlüğü değil ki, numaralı gözlük bu. Sürekli de. Hep bu yani benzer biraz sebeplerle. Ön tarafı biraz daha koyu gelip degrade bir şekilde açılıyor. O gözlerim benim çok hassas olduğu için hani onu korumak için. Ama bu güneş gözlüğü değil. Bu yani şu anda seni zor görüyorum mesela. Şaka yapıyorsun. Evet. Oyunculukta bu ciddi problem olmaz mı? O zaman yok, olmuyor. Çünkü provası yapılıyor. Ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Ya kör değilim tabii ki, hani o kadar da görmüyor değilim ama hani gözlüğü çıkardığım zaman seni daha böyle bir şey görüyorum, bulanık görüyorum. Bulanık görüyoruz. Peki nasıl konforluysan öyle devam edelim abicim. Şimdi geçmişten bugüne bir yolculuk yapacağız. Tabii ki günümüze de değineceğiz. Çok güzel, çok keyifli bir oyun var. Sevgili Volkan Severcan'ın değil mi? Evet. İkinin biri. İkinin biri. İkinin biri. Biraz ondan bahsetmek ister misin? Tabii. Pandemiden bir sene önce başladığımız evet. bir oyundu. Ray Cooney diye bir İngiliz yazarın oyunu. Bugüne kadar yazılmış en zor oyunlardan biri aslında. Bu farz tipi oyunlar oynamak çok zordur. İşte kapılar açılıyor, kapılar kapanıyor. Böyle inanılmaz bir koşuşturma içinde geçiyor. Ben 10 yıldır tiyatro yapmıyordum. Volkan Severcan... Çok eski ve çok yakın bir arkadaşım ve yıllardır hadi birlikte tiyatro yapalım, tiyatro yapalım, tiyatro yapalım diyordu. Ben de peki düşüneyim derken kendimi sahnede buldum. Vaktin olmadığı için mi yoksa tiyatro biraz daha hangi yönüyle geri döndüğün bir dağılı? Tiyatro çok bir meşakkatli bir iş. Yani 2 ay prova süreci var, turneler var. O arada dizi çekiyordum. Çok fazla vakit ayıramam diye düşünüyordum. Bir de bir dizinin başrolünü oynuyorsanız eğer başka şeylere vakit ayırmanız zor olabiliyor. Ama çocuklar duymasın, benim hani 6 gün, 7 gün vaktimi alan bir iş değildi. Dolayısıyla en yakın arkadaşlarımdan biri işte... Volkan var, Zeyno Günenç var, Sefa Zengin var, Haluk Özenç var. Böyle çok güzel bir kadroyla Bora Severcan'ın yönettiği, Volkan'ın kardeşi Bora da çok iyi bir tiyatro yönetmeni oldu. Böyle bir işe girdik. Pandemiden önce çok güzel bir sezon geçirdik. Arkasından pandemi başladı. 2 sene kapandı tabii her şey. 2 senenin sonunda bu 2-3 ay önce tekrar başladık. Tekrar bir prova yaptık. Kaygınız oldu mu şu anlamda? Mesela afişi gördüğümde ya da oyundan fotoğrafları gördüğümde. Şimdi tabii ki tüm kadroya haksızlık etmek istemiyorum ama Volkan Severcan, Tamer Karadağlı, Zeyno Güneş vesaire falan görüldüğü zaman ilk akla hangi fotoğraf kalesi geliyor? İşte çocuklar duymasın da o salonda dönen tabii. mavralar mı? Şimdi burada apayrı bir şey oynuyor. Çok zor bir şey yapıyorsunuz. Tabii. Çok zor bir oyun türünü sergiliyorsunuz. Tiyatronun en zor evet. dallarından bir tanesini sahneliyorsunuz ama hani manzaraya bakıldığı zaman hani çocuklar duymasın hop buraya sanki evrilmiş hali gibi. Öyle bir kaygınız oldu mu? Ya olmaması mümkün değil. Şimdi ben, Volkan, Zeyno'yu bir arada gördükleri zaman otomatikman insanların aklına çocuklar duymasın geliyor. Buradaki fark, oyunda ben Zeyno ile evliyim. Öyle bir fark var. O da mesela şok etkisi yaratır insanlarda. Tabii. Yıllardır şimdi alışmış bir durum var. Siz tabii. didişirsiniz. Siz anlaşmazsınız ki. Oyunda da didişiyoruz Allah'tan. Ama bari.
Çok tempolu, çok güzel bir oyun. İşte kapılar açılıyor, kapanıyor. Bu oyunun zorluğu şöyle. Eğer bir kapı açılmazsa, biri unutursa oyun bitiyor. Şaka yapıyorum. Çünkü o kapıların açılıp kapanması ya da bir repliği söylemeniz lazım ki o kapı açılsın. O repliği söylemezseniz kapı açılmıyor. Ya da kapı kapandıktan sonra sizin bir şey söylemeniz gerekiyor. Büyük stres yani ve sorumluluktur hem bu. Hem oyununuzu düşüneceksiniz, hem evet, trafiği düşüneceksiniz. Hangi kapıdan girmiştim diye, hangi kapıdan çıkmam gerekiyor diye. Hem de ezberinizi, oyununuzu düşüneceksiniz. Çok zor bir oyun. Ve biz her oyundan sonra Volkan'la ben birkaç kilo kaybediyoruz terden. Oyun bittikten sonra bir yarım saat böyle bornozlarla soyunma salonunda bekliyoruz. Bir dinlenelim, bir kendimize gelelim, o ter bir soğusun diye. Dozer gibi geçti oyun üzerinde. Evet, bir futbol maçı gibi. Değil yani mi? Futbol maçı 90 dakika sürüyor. Biz 2 saat koşturuyoruz ekranda. Müthiş bir oyun. Müthiş bir oyun. Bu tarzı ben daha önce hiç oynamamıştım. Volkan'ın çok iyi bildiği bir tarz ve tabii Volkan'la birlikte oynuyor olmanın getirdiği bir avantaj var. Sahnede birine güveniyor olabilmeniz çok önemli. Çünkü biz Volkan'la yüzlerce bölüm dizi çektiğimiz için birlikte o benim ne yapacağımı biliyor. Ben onun nasıl... Oyunculukta bu kıymetli bir şey mi? Çok. Tamer abi, çünkü şu var. Mesela Şafak Sezer'in belli bir kadrosu değil mi? Hı-hı. Ya da işte Gülse Birsel dendiği zaman 3 aşağı 5 yukarı oyuncu kadrosunda kimler olduğunu. Değil mi? Cem Yılmaz'ın hakeza. Dolayısıyla birbirini tanıyan, birbiriyle iyi anlaşan, birbiriyle vakit geçirmiş, huylarını suylarını bilen insanların tabii aynı projede yer alması daha mı kıymetli? Ya şöyle, bu mesela sadece tiyatro sahnesi için değil, dizi çekerken de ya da diğer arkadaşlar için sinema filmi çekerken de çok önemli. Biz çocuklar duymasını çekerken birbirimizin gözünden anlıyoruz. Yani zamanlamamızı, işte oyun tarzını, nerede unuttu, eyvah unuttu deyip o anda ona pas verecek bir şeyleri yapması ya da böyle sürekli senin sırtını kollayan birinin olması çok önemli. Ben bunu hem Volkan'da hem Zeyno'da dizide Pınar'la birlikte, Pınar Altuğ'yla birlikte çok ileri şekilde yaşayabiliyorum. Hani ben Pınar'la birlikte sahnedeysem eğer çok rahat ediyorum. Çünkü Pınar da çok akıllı, çok hakim bir kızdır. Onunla oynamak çok keyifli. İşte Zeyno'yla oynamak çok keyifli. İşte Volkan'la zaten bazen böyle tekste bakıyoruz. Yarım sayfa böyle ya da 0-25 bir sayfa. Biz böyle göz göze gelip tamam deyip onu 1,5 sayfa da oynayabiliyoruz doğaçlamalarımızda. Konseptin dışına çıkmadan. Bu çok büyük bir lüks gerçekten. 19 sene Haluk Karakçı. 19-20 yani bu 20 sene. Ocak'ta 20. seneydi. Ama brüt ve net farklı. Aha. Şimdi çocuklar duymasına biz Ocak 2002'de başladık ama tekrarları o kadar çok gösterildi ki biz arada 8 sene ara verdiğimizde bile insanlar bizim ara verdiğimizi anlamadım fark etmedi. Ben, çünkü her gün tekrarı yayınlanıyor. Bugün pazar ama mesela hafta içi 4 kanalda birden tekrarları gösteriliyor. Dolayısıyla da sanki siz hiç ara vermemişsiniz ve hani 20 senedir dizi sürüyor gibi hissedebiliyorsunuz. Bunun şöyle bir dezavantajı var. Özellikle diğer yan rollerdeki arkadaşlarımız için bir teklif gideceği zaman onun dizisi var ama oynuyor deyip teklif gitmiyor. Bu çok ciddi bir sıkıntılı bir durum yarattı oluyor. Değil mi? Hayır, ben 4 senedir oynamıyorum. Çocuklar biteli 4 sene oldu dediğiniz ama gösteriliyor hala. İşte onlar tekrarlar. Bu bizler için de tabii ki geçerli ama tabii bizim için en önemli şeylerden biri de telif hakları. Yani her bir bölüm yaklaşık 900 ile 4000 kez arasında gösterildi. Ama ben bir kere oynadığımın parasını alabiliyorum. İnanılır gibi değil. Evet.
Ne yazık ki. Gerçekten bu tekrar gösterimlerde vesaire, farklı kanallarda, yayınlarda vesaire sizlere hiç herhangi bir telif ödemesi yapılmadı mı? Hayır. Çok acı bir şey bu. Çok acı. Gerçekten çok acı. Yani tabii ki ilk oynadığınız zamanki fiyatı istemiyorsunuz. O öyle bir şey mümkün değil. Yurt dışında, Amerika'da, Avrupa'da her gösterilen bölümden bir şekilde küçük de olsa bir telif hakkınız oluyor. Ama Türkiye'de ne yazık ki telif hakları bir raya oturmuş değil. Müzik biraz daha bizden önden gidiyor. Ama diziler çok zor. Yani siz bir kanalla eğer bir dizi anlaşması yapıyorsanız bütün hakları onlara veriyorsunuz. Yoksa sizinle görüşmüyor bile. Değil mi? Tabii. Peki Tamer abi, şunu sormak istiyorum. Haluk 20 sene, araya 8 sene girse bile baktığın her yerde bu diziyi gördün. Haluk aslında Tamer mi? Tamer Haluk mu? İkisi birbirine girdi mi bu kadar? Sen kendini mi verdin, oynadın? Aslında insanlar Haluk karakteri adı altında Tamer Karadağlı'nın özünü mü, yani Tamer'i mi çok sevdiler? Yok değil. Aslında şöyle, bunun Birol'la konuşurken bunun örneğini vermiştim. Mesela işte bu Marvel karakterleri, süper kahraman filmleri son zamanlarda çok moda ya. İşte Batman, Superman, Spider-Man, Iron Man. Şimdi atıyorum Batman. Batman aslında Bruce Wayne. Ama alt kimliği Batman. Ben de şey diye düşünüyordum hep. Haluk aslında Birol Güven'in alt benliği. Yani o gece normal zamanda o şirin adam, işte gözlüklü, böyle son derece cana yakın, ama onu yazdığı zaman olmak istediği şey Haluk oluyor bir anda diye. Birol da çok güzel bir cevap verdi. Bu hayır, sadece benim alt benliğim değil, Türk erkeğinin alt benliği aslında diye. Dolayısıyla Haluk'ta olan şeyler sadece Birol'da değil, bende değil, benim kuzenim değil, bir sürü insandan alınan şey. Çünkü Haluk'ta çok fazla insandan bir şeyler var. Benim kuzenimden var. İşte tanıdığım abilerimden var. Biraz önce konuşuyorduk. Ya. Mesela ana. Rahmetli Tarık Ünlüoğlu'nun çok kullandığı bir şeydi. Ve benim de çok sevdiğim bir abim, benim ustam. Hani çok çok değer verdiğim bir insandı. O kullanırdı çok. Hatta kullandıktan sonra da Tarık abiye söylemiştim. Tarık abi, bak anayı kullandım. Şimdi sen kullandığın zaman beni taklit ediyorsun zannedecekler diye böyle bir esprileşmiştik. Yani bir sürü yerden alıyorsun. Hatta bir tane anekdot daha var ki baba o da... Tabii o da Arzu'dan gelen bir şey. Ha, bunun avantajı şöyleydi, onu da telif söylemeden... Telif istemedi mi? Yok, Allah'tan istemediler. Pekala. Ama... Çocuklar Duymasının büyüsü şuydu. Tabii ki Birol'un dehası o da. Türk insanını çok iyi gözlemleyebilen bir insan. O toplumu çok iyi gözlemleyebiliyor. Çok gerçek karakterler yaratabiliyor. Tabii ki bir komedi dizisi olduğu için komedi unsurları çok fazla olabiliyor. Ama bunu yaparken de hiçbir zaman seni belli bir kutuya koyup da bunun dışına çıkamazsın diye bir zorlamada bulunmuyor. Biz Birol'la... Doğaçlamana izin verildi yani. Tabii. Sınırsız bir izin bir var. Bir ve ikinci bölüm. Çünkü dizilerin birinci bölümü çok sıkıntılıdır. İnformatif bölümdür çünkü. Tabii. Siz birinci bölümde derdinizi anlatmak zorundasınız ki seyirciye, bakın karakterler bunlar, olay bu. Şöyle bir ilişki var aramızda, böyle bir olay oluyor. Buna karşı benim tepkim böyle oluyor, göstermek zorundasınız ki sıkılmadan izlesin. Ha evet, güzel bir dizi, bakayım ikinci bölümünü de seyredeyim'e karar versin. O yüzden de birinci bölüm en sıkıntılı bölümdür. Ve orada da biz Birol'la konuştuğumuzda Birol'a rica etmiştim. Doğaçlama yapmama izin ver. Neler işliyor, neler işlemiyor da görelim. Yani o spontan oyunları
tekstin çok fazla dışına çıkmadan kullanalım ki neler işe yarıyor, neler yaramıyor görelim. İşe yarayanları daha çok kullanma fırsatımız olsun. Hı hı. O işleyen şeyleri daha sonra kullanıp etkili hale getirip parlatabileceğimiz okazyonlar ortaya çıksın. İlk başladığınız